Arkadaşlar, herkese hayırlı sabahlar dilerim. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu KPSS hakkında. Bildiğiniz gibi Jandarma Genel Komutanlığı ilk defa kendi bünyesinde KPSS puanı barındırdı. Ve bu puanla da belirlemiş olduğu puan da kendi kriterine uygunsa jandarma uzman erbaşı alımı yapmıştı. Yılın başında, 2021 yılının başında ve 2022 yılının Ocak aylarında tekrardan jandarma uzman erbaşı alımı yapacaktır ve tekrar KPSS şartını getirecektir arkadaşlar. Ve şu anda 2022 yılının KPSS'sine 2 hafta kaldı. Yani 14 günlük bir süre kaldı. 2021 yılındaki kardeşlerimiz maalesef mağdur duruma düşmüştü. Yani 71,5'luk bir puanla jandarma kontenjan puanını belli etmişti. Birçok insan hayal kırıklığına uğramıştı. Yani barajda bile kalanlar olmuştu. 68'de, 69'da, 70'te, 71'de bile kalan olmuştu. Şimdi 14 günlük bir süre var arkadaşlar KPSS'ye. Sizlere tavsiyem yüksek alabildiğiniz kadar yüksek alın. Yani en az 75'lik bir puan yakalamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü jandarmanın böyle bir puanı belirlemesinin en büyük amaçlarından bir tanesi başvuruların gerçekten çok olması. 5000 kişilik bir başvuru, pardon, 5000 kişilik bir alım olmuştu yılın başında ve Türkiye'de 164 bin kişi bu alıma başvuru yapmıştı. Maalesef jandarma böyle bir puanla yükseltmek zorunda kalmıştı. Yani böyle bir sistem yapması da gerçekten mantıklı gerçekten arkadaşlar. Neden diye soracaksanız 164 bin kişinin başvurduğunu düşünün ve 5 bin kişilik bir kontenjan alacağını düşünün. Yani yüksek olması gerekiyordu. Onun için arkadaşlar tekrardan yüksek bir puanla başlatılacağını düşünüyorum. Çünkü artık bu 2022'nin başında 200 bine yakın başvuru bekleniyormuş. Araştırdığımız bilgiye göre jandarma büyük ihtimalle 70 ile 75 ile kapatacaktır bu puanı. 2022 yılının KPSS'si 14 gün var. Yani 2 haftalık bir süreç kaldı. Bu 2 haftalık süreçte alabildiğinizin en iyisini alın arkadaşlar. Özellikle yılın başında jandarma uzman erbaşlığa başvurup da 1-2 puanla kaçırılan kardeşlerimize sesleniyorum. Pes etmeyin kardeşlerim. Yine yaklaştı KPSS'e. 2 haftanız var. Bu 2 haftalık süreçte alabildiğiniz en iyi puanı alın ki kafanız rahat etsin. Sizler de başvurunuzu yapın. Yani artık eskiden hani derdik ya sözlü zor olur, spor zor olur. Artık öyle bir zorunluluk geliyor ki ilk başta gireceğimiz sınav zor oluyor. Ondan sonra tabii ki zorlar merdiven gibi başlıyor. İlk basamak KPSS, İkincisi spor, üçüncüsü sözlü, dördüncüsü sağlık raporu, beşincisi güvenlik soruşturması. Yani sistem bu şekilde ilerliyor artık arkadaşlar. Yani böyle bir zorluğun olması da aslında bizim elimizde olan bir şey. Çünkü şimdi yüksek alıyor bir kardeşimiz KPSS'den. Hani gönlü yoktur gerçekten. Asker olmak istemiyor ama diyor ki ya bir başvurayım şansım yaver gider diyor. O öbürü başvuruyor, öbürü başvuruyor. Bir sefer diğer arkadaşımızın hakkına girmiş oluyor. Yani şu an başvurup da gitmeyen yüzlerce kişi var biliyor musunuz arkadaşlar? Yılın başında hani adam KPSS'den yüksek almış ama başvuruyor. Jandarma Genel Komutanlığı bu kardeşimizi davet ediyor. Bu kardeşimiz de gitmiyor. Bu sefer gitmeyen kardeşimiz gidecek kardeşimizin hakkına girmiş oluyor. Yani benim düşüncem budur arkadaşlar. Yanlış anlamayın yani. Bu işler yani bir insanın kaderi, hayalleri yani elinizden geldiğince yüksek almaya bakın arkadaşlar. Yılın başında jandarma yüksek bir puan başlatmıştı. 2022 yılının KPSS'ine 2 hafta kaldı. Onun için elinizden gelenin en iyisini yaparsanız sizler için daha iyi olacağını sanıyorum arkadaşlar. 70 ile 75 arası bir başlangıç yapabilir. Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Uzman Erbaş, Uzman Çavuş alımı 2023 yılında olacaktır arkadaşlar. Sadece şu anda Türkiye'de jandarma uzman erbaş alımı oluyor. Yani ileriki süreçlerde tabi elimize bilgi gelirse sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz bu süreçler dahilinde. Bugünkü anlatmak istediğimiz konu yeni sınava KPSS'ye 2 hafta kaldı. Bu süreçte
alabildiğiniz en iyi puanı alın ki uzman erbaş alımında kafanız rahat etsin. Beni bu sürece kadar dinleyip emek veren tüm kardeşlerime de teşekkür ederim. Herkese hayırlı sabahlar dilerim. Allah'a emanet olun.